Football Mağbıtı YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Güney Esen Türk. Tekrardan bir yayında karşınızdayım sevgili dostlar. Yılın ilk videosu geldi. Tekrardan sizlerin yeni yılını kutluyorum. Umarım e, bu yeni yıl size müthiş sürprizler getirir. E, öncelikle sağlık, huzur ve para getirmesini diliyorum sevgili dostlar. Bunu da söylemiş olalım ve tabii. En önemlisi sağlık sevgili dostlar. Sağlıktan ötesi yok. Öncelikle sağlık diliyorum yeni yılda sizlere. Ee, ve yayına başlamadan önce videomuza başlamadan önce de şu yayına güçlü bir like atarak bana destek verebilirsiniz. Aynı zamanda abone değilseniz de abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bunları söylemiş olalım ve yayınımıza başlayalım. Galatasaray'da kaleci problemi devam ediyor ne gibi devam ediyor. Bugün bir haber çıktı. Mustera'nın sözleşmesi fes olacak diye milliyette Nevzat Dündar imzalı. Hani buna ihtimal vermiyorum ama olabilir mi diye de düşündüğüm bir konu açıkçası. Az sonra sebeplerine bakacağız ama Mustera'dan da yalanlama niteliğinden de bir hikaye geldi yani story geldi bu storyde diyor ki 2024 yılına kadar Türkiye yaşamak için güzel bir yer gibi bir story attı. Şimdi Galatasaray'da yabancı problemi var. Şimdi mantık yürütüyorum şu anda. Kalecinin Türk olması şu anda Türk kulüpleri için en mantıklı hareketlerden bir tanesi olacaktır. Şimdi Mustera'nın da nasıl bir kaleci olduğunu bizlere neler kazandırdığını neler kazandırabileceğini çok iyi biliyoruz. Ama şu anda da bir sakatlık problemi var. Ama Galatasaray'da da kaleci problemi var. Kaleci problemini nasıl aşacak Galatasaray, bunu da biraz e, değineceğim sizlere. Gündemde olan kaleciler var. Özellikle Sinan Bolat şu anda çok ciddi bir şekilde konuşuluyor. Sinan Bolat gelirse Galatasaraya fayda sağlar mı, gelir mi, gelmez mi? E, buna bakacağız. İstatistiklerine bakacağız tabii ki de. Yani çok fazla bir şey de söyleyemiyoruz tabii istatistik olarak da. Bir şeyler söyleyeceğiz tabii orada. E, Sinan Bolat'ı nasıl bulduğumu da söyleyeceğim sizlere. Ama Mustere konusunda biraz kalalım. Mustere konusunda şöyle kalalım. Şimdi Galatasaray'da bir kaleci yapılanmasında problem var. Bunu hepimiz biliyoruz ve sürekli de söylüyoruz. Sezon başında Okan Koçuk gönderildi. Mustere kaldı. Mustere'nin arkasında da İsmail Çipe ve Fatih Öztürk kaldı. Ki Fatih Öztürk'ten kesinlikle yararlanmıyoruz. İsmail Çipe'den ne kadar performans aldığımız ortada. İsmail Çipe konusunda da yorumlu zaten sürekli yapıyoruz. Bence Galatasaray'ın kalesine yakışmayan bir kaleci. Kaleci olarak söylüyorum bunu hani kendi şahsına bir şey söylediğimiz yok. Kaleci performansı olarak Galatasaray'ın kalesine yakışmayacak bir kaleci benim kanaatimce. Şimdi sözleşme fes olabilir mi? Yani her ne kadar yalanlama gelse de yönetim böyle bir şey düşünmüş olabilir mi? Teknik heyet böyle bir şey düşünmüş olabilir mi? Buraya odaklanalım. Hani ben çok düşüneceklerini zannetmiyorum. Sebebi şu Mart ayında gelecek Mustera. Mustera'nın Galatasaray'daki önemini hepimiz çok iyi biliyoruz ki. UEFA karşılaşması da Mart ayında oynanacak. Ve UEFA karşılaşmasına yetişeceğini düşünüyor teknik ekip. Aynı zamanda sağlık ekibi. Şimdi böyle bir durum söz konusuyken Mustera'ya göndermek bence hata olur. Birinci madde bu. Hata. Neden hata olur? Mustere'yi gönderdiğiniz zaman Mustere kalitesinde bir kaleci getirmeniz lazım ki herkes desin ki evet kardeşim iyi ki feshettik. Bir, ikincisi bu. Ama Mustere kalitesinde bir Türk kaleci var mı şu anda alınabilecek? Var ama al, al, alma şansın yok. Nedir? Mesela Uğurcan alırsın. Hani kimse sesi çıkmaz. Müthiş bir transfer ama imkansız bir şeydir. O. Şimdi bir sonraki e, gündem maddesi ne olabilir? E, mustere'yi gönder gönderdiğinde burayı bir tekrar edeyim. Mustere'yi gönderdiğinde onun kalitesinde bir Türk kaleci getirmen çok zor. Yok yani neredeyse. Yetişebilecek, umut vaat eden bir kaleci getirmen gerekir. Eğer Mustere'yi gönderirsen. Mustere'yi gönderip Sinan Bulat'ı alırsan bu da büyük bir yapılanma hatası olur. Net. Ama Galatasaray şu yoldan gitmeli. Şimdi yine yolları ikiye ayıracağız. Galatasaray öncelikle neyi düşünecek? Önümüzdeki 10 yılı mı kurtaralım yoksa Musterasız dönemi mi kurtaralım? Burada ikiye ayrılacağız işte. Eğer e, en önümüzdeki 10 yılı kurtarma çabasına girerse ki bence bu biraz sıkıntılı gibi duruyor çünkü maddi imkan yok. Musterayı gönderip yabancı kaleci Tekrar alırsan yine bu eksi zaten yabancı problemli yabancı e, sınırı var bunu kaleye kullanmaman lazım. Peki alternatifler kimden olabilir? Doğan Alemdar değil mi? Ama Doğan Alemdar'ı bon servisiyle alamazsın. Okan Koçuk düşünülüyor. Okan Koçuk bizim kalecimiz ama biz Giresun'a kiraya verdik. E, Giresun'da göndermek istemiyor doğal, doğal olarak. Buna da bir şey söyleyemezsin. E, şimdi o zaman ne yapman lazım? Senin ikinci yola başvurman lazım. Sen musterasız dönemi bitirmen lazım. Çünkü maddi imkanın yok. Değil mi? Musterasız nasıl çözersin işini? Yani 4 ayını nasıl kurtarırsın veya 6 ayını nasıl kurtarırsın? 1. Burada Sinan Bolat her ne kadar tartışılsa da kalesi, kaleciliği düşünülebilir. Eğer ee, maddi imkan el verirse. Sinan Bolat düşünebilir. Muslera'ya devam edip Mustera'sız dönemi bir kaleciyle geçirmek isterseniz bu Sinan Bolat olabilir. Niye? Tecrübesi var her ne kadar da. Ee, hani benim çok beğendiğim bir kaleci olmasa da tecrübe var. Maddi imkan olarak belki diğer kaleciyle göre biraz daha maddiyatta e, düşük olabilir. İkincisine bakalım Doğan Alemdar. Şimdi Doğan Alemdar'ı kiralayabilirsin. Ama Doğan Alemdar'ın tecrübesi senin kaleni koruyabilecek düzeyde mi? Bir de buradan düşünmek lazım. Bu arada bu anlattıklarımı aşağıda yorumda yazabilirsiniz. Doğan Elemdar gelsin, Sinan Bolat gelsin, Sinan Bolat gelmesin, şu yol izlensin, bu yol izlensin diye yazabilirsiniz. Birlikte konuşabiliriz. Şimdi Doğan Elemdar'ı 6 aylığına kiraladığında sen kaleci problemini çözebilecek misin? Muslera'nın performansını alabilecek misin? Ve maddi açıdan yine olanaklı bir şey olur. Yani Doğan Alemler 6 aylığına kiralamak. Ama senin kaleni koruyabilecek mi? Bu işte soru işareti. Eğer siz 6 aylığına bir e, kaleci düşünürseniz veya musterasız dönemi düşünürseniz Doğan Alemdar'dan da e, önde tuttuğum bir isim Sinan Bolat olur. O da tecrübesinden dolayı. Şu an Gent takımında oynuyor. 21 karşılaşmada forma giymiş. 22 gol yemiş. Ee, tabii o lig şartları biraz e, bize göre biraz daha yumuşak olabilir. O fark etmez ama tecrübesi var. Tecrübeden yana kullanacaksın. Kaleci demek tecrübe demek. Eğer 6 aylığını çözmek istiyorsanız bence burada e, Doğan Alemdar'ı elemek lazım. Tecrübesi yok çünkü çok. Yani Galatasaray'ın kalesinde duran kalecinin tecrübesi olması lazım. Doğan Alemdar'ı istemiyor değilim. Eğer Doğan Alemdar'ı bonservisiyle alacaksan alabilme imkanın varsa %100 Doğan Elemdir al. Biraz sabret. Senin birinci kalecin olur diyebilirim. İrfan Can da da aynı şekilde. Tecrübe sayısı az. Ama yetenekli olma ihtimali var. Ama gelme ihtimali maddi imkansızlıklar dolayıyla yine düşük. Yani kaleci problemini çözmek bu denklemleri yapmak lazım. Çözerken. Bu denklemleri düşünmek lazım. 6 aylık kiralık çözüyorsan Sinan Bolat yani 6 ay zaten kiralık gelmeyecek zaten. Gelmez Sinan Bolat bu arada. Yani sen onunla 2 senelik 3 senelik bir sözleşme yaparsın. Kalende bir tecrübeli isim olmuş olur. Yine geleceğe yatırım yaparsın. Bir tane Sinan Bolat seni yine elinde bulunur. Sıkıştığın durumda Sinan Bolat'ı oynatırsın. Sinan Bolat kiralık gelecek demiyorum. Onu satın alırsın. 33 yaşında 2 sene seni bir yere kadar taşır bir yere kadar götürebileceğini düşünüyorum. Ama ilk 11 kalecisi olur mu? Burası bence yanlış. Sadece ee, en kısa yoldan bu durumu nasıl çözebiliriz? Muslera kalır mı? Gider mi? Ya, müthiş bir denklem var. Ve ee, bu konuya girdiğimiz zaman orada, onu mu konuşalım bunu mu konuşalım bir sürü konuda ee, sırasıyla geliyor. Ama şimdi yavaş yavaş toparlayalım. Bir, Mustera'nın bence sözleşme feysi gündemde olmaz. Zaten Mustera'nın sözleşmesini feshedersen ki yabancı kontenjanından feshedileceği konuşuluyor ki ben buna yine ihtimal vermiyorum. Yabancı kaleci almak mantıklı mı? Değil. Mantıksız. O zaman Türk alman lazım. O zaman Sinan Bolat da yanlış olur. Sinan Bolat'a gidilmesi. Burada gidilmesi gereken iki tane kaleci olur. Bonservisiyle almak. Bir Doğan Alemdar alabiliyorsan imkan varsa. iki İrfan Can Eğri Bayat. Doğru mu? Yani ikisi. Mustere kalıp Sinan Bolat gelirse o zaman işte diyebilirim ki Mustere gelene kadar Sinan Bolat biraz hani e, Eray'dan da özür dilerim Eray'a diyorum eski kalecimiz. Eray gitti aklım. İsmail Çipe'den de Fatih'ten de daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Yani bu yolları izlemeli Galatasaray Teknik Ekibi heyeti. Toparlayacak olursak bu şekilde yapalım. Yani iki tane yol var Galatasaray'ın önünde. Bunlara odaklanmalı. İzlemiş olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şu videoyu da like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Herkese mutlu seneler diliyorum. Ve aynı zamanda bu yıl sizin yanınız olsun. Bay bay.